Evet arkadaşlar, merhaba. 8. sınıfın ilk konusu çarpan ve asal çarpan kavramı arkadaşlar. İsminden de anlaşılacağı üzere çarpma, bakın çarpan, çarpmadan geliyor. Yani çarpım tablosunu bilen bir öğrencinin rahatlıkla yapabileceği bir konu arkadaşlar. Ne yapacağız bu konuda? Bize bir sayı verecek. Biz bunu iki sayının çarpımı şeklinde yazmaya çalışacağız. Ve bulduğumuz sayılar bizim çarpanlarımız olacak. Mesela örneği incelediğimizde bakın 20'nin çarpanları diyor arkadaşlar. Burada ne yapmış? Bakın 20'yi iki sayının çarpımı şeklinde yazmaya çalışmış. 1 çarpı 20, 20. 2 çarpı 10, 20. 4 çarpı 5, 20. Bakın 20'yi hangi iki sayıyı çarparak elde ettiğimizi bulmaya çalıştı. Ve bulduğumuz bu sayılar 1, 2, 4, 5, 10 ve 20 sayıları 20'nin çarpanları oluyor. Bakın çok kolay. 20 sayısı başka bir sayı da verebilir. Aşağıda bakın 28 verecek birazdan örneklerde. Bir sayı verecek. Biz bu sayıyı iki sayının çarpımı şeklinde yazmaya çalışacağız. Ve bu bulduğumuz sayılar bu sayının çarpanları olacak. Başka ne bilmemiz gerekiyor arkadaşlar? Çarpan kavramı aynı zamanda bölen kavramıyla aynı şeydir. Bir sayının çarpanları dediğinde o sayının tam bölenleridir de aynı zamanda. Yani çarpanla bölen aynı kavram. Yani şu soruda size diyebilir ki 20'nin bölenleri neler? 20'nin bölenleri dese de yine aynı işlemi uyguluyorsunuz. Ve 20'nin çarpanlarını bulduğunuz şekilde bölenlerini de bulabiliyorsunuz. Aynı ifade. Bazı kaynaklarda çarpan sorar, bazılarında bölen sorabilir. Çarpanla bölenin aynı şey olduğuna dikkat edelim. Peki asal çarpan ne demek? Çarpanları buluyorsun, asal olanları işaretle diyor arkadaşlar. Bakın asal olanları, mesela 20 örneğinde yine asal olan sayıları, çarpanları işaretleyelim. Asal sayı neydi? 1 ve kendisinden başka hiçbir sayma sayısına bölünemeyen birden büyük doğal sayılara asal sayılar denirdi arkadaşlar. Yani 1 ve kendisinden başka böleni olmayacak. Mesela 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Yani cins sayılar genelde 19, 21 yok mesela 3'e bölünür. 23, 25 yok, 27 yok, 29 gibi bu şekilde devam ediyor mesela asal sayılar arkadaşlar. Bu kadarını bilseniz bile yeterli, kafi. Geçen yıllarda zaten asal sayıyı görmüştünüz. 1 ve kendisinden başka böleni olmayacak. Burada da bakın asal sayılar 2'den başlıyor. O yüzden 2'den başka çift asal sayı yoktur. Sadece 2 asal sayılarda çift, başka hiçbir çift asal sayı yok. Sadece 2 var. Buna dikkat ediyoruz. Aynı zamanda en küçük asal sayı da 2. Bazen bilgi olarak sorulabilir arkadaşlar. Bir asal sayı değildir. Bakın bu çok önemli. Bir öğrenci asal sanıyor. Hayır. Birden büyük demiştik. O yüzden 1 asal sayı değil arkadaşlar. Şimdi dikkat edersek burada 20'nin çarpanlarında asal olanları işaretleyin derse bize arkadaşlar. Evet, burada 20'nin asal çarpanları sorulduğunda arkadaşlar asal olanları işaretliyoruz. 1 asal değil dedik, 2 asal, 4 çift sayı asal değil, 5 asal, 10 çift sayı asal değil, 20 çift sayı 2'ye bölünür yani bu sayılar. O yüzden asal değil. Bakın hangi sayılar asal çarpanım oldu? 2 ve 5 asal çarpanları oldu. Şöyle özetlemek gerekirse arkadaşlar, 20'nin çarpanları o iki sayının çarpımı şeklinde yazdığımızda bütün o çıkan sayılar bizim çarpanlarımız oluyor. Bunlardan asal olan 1 ve kendisinden başka bölünemeyen sayıları da seçtiğimizde bunlar da asal çarpanlarımızı oluşturuyor. Asal sayılar kavramı bakın burada. Eğer bu konuda eksiğiniz varsa geçmiş yıllardaki asal sayılar konusunu inceleyerek o eksiğinizi giderebilirsiniz. Şimdi örneklere geçtiğimizde bakın ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz konunun. Şimdi aşağıya doğru ilerliyorum arkadaşlar. Sayfayı aşağıya doğru ilerlettiğimizde kaleme tıklayalım. Evet. Mesela 40'ın çarpanlarını göstermiş arkadaşlar. Bakalım
40, 1 çarpı 40, 2 çarpı 20, 4 çarpı 10, 5 çarpı 8 şeklinde yazılabildiğinden, bakın 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 ve 40 sayıları ne oldu? 40'ın çarpanları oldu. Eğer asal olanları sormuş olsa bize ne yaparım? 2 asal, 5 asal, bakıyorum başka asal yok. Asal çarpanları da 2 ve 5'tir diyorum. Bakın bu kadar. 28'i beraber biz yapalım. Nedir 28'i? 1'den başlayarak yapıyoruz arkadaşlar. Dikkat. 1 çarpı 28. 2 çarpı 14. 3'e bölünür mü? Hayır. 4'e evet. 4 çarpı 7. Başka var mı? Yok arkadaşlar. Bakın 3 tane bunda da. O zaman çarpanlarım neymiş? 1, 2, 4, 7, 14 ve 28'miş arkadaşlar. Çarpanlarım da bunlar. Eğer asal olanları sorarsa 2 asal, 4 değil, 7 asal, 14 değil, 28 değil. Bunda da asal olanların hangileri? 2 ve 7. Bakın cevabı açtığımızda ne yaptı? Şöyle biraz sola doğru çektiğimizde 28'in çarpanlarını arkadaşlar 1, 2, 4, 7 ve 10, 7, 14 ve 28 olarak o da buldu. Asal olanları tekrar söylersek 2 ve 7 bunlar arasından asal çarpanımız diyoruz arkadaşlar. Birkaç tane daha örnek çözüp bu konuyu tamamlayacağız. Devam ediyorum şimdi aşağıya doğru. 20'yi zaten yukarıda çözmüştük. Şöyle biraz daha aşağıya indireyim ben bunu. Devam ettik. Aşağıdaki örneklere bakıyorum hemen. 36 var, güzel bir örnek. 36'yı çözelim. 36 sorusunda bakın. 1'den başlıyoruz, buna dikkat. 1 çarpı 36, 36. 2 çarpı 18, 36. 3 çarpı 12, 36. 4 çarpı 9, 36. 5 yok. 6 çarpı 6, 36. Burada da şunu söyleyelim arkadaşlar. Bakın bittiğini nerede anlayacaksın çarpanların? Öncelikle sırasıyla yapmayı unutmayın. 1'den başlayarak 2, 3, 4 diye devam edin. Bunu kesinlikle kaçırmayın. Ve bittiğini de şuradan anlayabilirsin çarpanların. 1 ve 36 bakın arası açık. 2 ve 18'de arası biraz daraldı. 3 ve 12'de daha da dar. 4 ve 9'da iyice yaklaştı. 6 ve 6'da sayılar eşitlendi. Yani sayılar birbirine yaklaştıkça şu demektir. Sayılar artı çarpanlar bitti demektir. Sen devam ettirsen de 7'ye bölünmez, 8'e bölünmez, 9'a bölünür, 9 çarpı 4. Ama ben bunu zaten 4 çarpı 9 olarak almıştım. Tekrar başa döndün. O zaman bunu almamıza gerek yok. Nereden anlıyormuşuz bittiğini? Sayılar birbirine yaklaştığında, eşitlendiğinde çarpanların bittiğini anlayabilirsin arkadaşlar. Bakın biz gibi o da ayırdı. Hepsini buraya yazdı. O zaman 36'nın çarpanları nelermiş? 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 ve 36. Yani kaç tane? 3, 6, 9 tane. Bazı sorularda kaç tane diye de sorabilir. 9 tane çarpanı var arkadaşlar. Peki asal olanları sorsa ne yapıyorum? Asal olanları işaretliyorum. 2 asal, 3 asal, 4 değil, 6 değil, 9 değil, 12 değil, 18 değil, 36 değil, 1 zaten değil. O zaman asal çarpanlarım ne? 2 ve 3 diyorum arkadaşlar. Bakın çok kolay. Son olarak 30 örneğinde çözüp konuyu tamamlayacağız. 1 çarpı 30, 30. 2 çarpı 15, 30. 3 çarpı 10, 30. Başka var mı? 4 yok. 5 çarpı 6, 30. Bakın sayı yine birbirine yaklaştı. Bittiğini anlayabilirsin buradan. Başka çarpanı yok. O zaman 30'un çarpanları nelermiş? 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15'i 30. Asal olanları sorarsa 2 var, 3 var, 5 var, 6 yok, 10 yok, 15 yok, 30 yok, 1 zaten yok. 2, 3, 5 asal çarpanları diyorsun arkadaşlar. Bugünlük konumuz bu kadar. Bakın matematikte 8. sınıfın ilk konusu asal çarpan ve çarpanlar ve asal çarpan konusu. Çok zor değil. Çarpmayı biliyorsan, biraz yeterli örnek çözdüysen konuyu rahatlıkla yapabilirsin arkadaşlar. Asal kavramıyla, asal çarpanla alakalı bir sıkıntın varsa 7. sınıf, 6. sınıf konularını tekrar ederek asallıkla ilgili örneklere, konu anlatımına bakabilirsin.
Yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.